80 milyonda bir ihtimal insanları nasıl korkutmuş, nasıl evhamlandırmış ki marketleri yağmalıyorlar, maske satışları tavan yapmış, dezenfektanlar bitmiş, herkes makarna kalmamış, un kalmamış. Nedir bu telaş? Koronadan ölme ihtimalimiz 80 milyonda bir ihtimal iken bizim ölme ihtimalimiz %100, %100 öleceğiz. Herhangi bir sebeple, hiçbir sebep olmasa sebepsiz öleceğiz ama %100 öleceğiz. Şimdi enteresan bir şey bakın. Bu mesele insanları korkutmuyor. Bu mesele insanları ürkütmüyor. Adam değil mi? 80 milyonda bir ihtimal olan koronanın tedbiri için her türlü fedakarlığı, her türlü paniği, her türlü telaşı göze alıyor. Ama %100 başına gelecek ölüm hadisesine bir hazırlığı yok. Cenab-ı Hak havf damarını hıfz-ı hayat için vermiş. Yani bu hayatı muhafaza etmek, bu hayatı korumak için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Şimdi milletin gündeminde bir korona, bir virüs dünyayı sarsıyor. Tüm dünya bunu konuşuyor. Herkes bundan korkuyor. Ne siyaset kaldı meydanda, ne spor kaldı, ne magazin kaldı, ne fantazi kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Tek gündem. Cenab-ı Hak bir anda dünyadaki bütün gündemleri değiştirdi değil mi ya? Demek kudreti ilahiyeye hiç zorluk yok. Fakat burada bir mevzu var. Tamam, koronaya tedbir almak lazım. Bu bir Allah'ın musibetidir, bir imtihanıdır. Buna karşı bazı tedbirler de lazım, fakat lüzumsuz, manasız evhamlarla insanları çok feci bir şekilde korkutmuşlar. İnsanları çok dehşetli bir şekilde sıkıntılı evhamların, korkuların içine sokuyorlar. Yani ortada hakikatta korkulacak bir şey olmadığını anlamak gerekiyor. Zaten mümine yakışır bir duruş. Çünkü Cenab-ı Hak her hadise karşısında bizim müminane duruşumuzu görmek istiyor. Biz iman ettik diyoruz ya. O da diyor ki ben sizin iman edip etmediğinizi, ne kadar imanınız olduğunu, imanınızın ne kadar kuvvetli olduğunu ölçeceğim diyor. Hadiseler, musibetler, hastalıklar, belalar aslında hep nedir? Hep imtihandır. Öğretmen ne yapar? Dersi anlatır. Sonunda ne kadar dinleyip dinlemediğimizi, ne kadar anlayıp anlamadığımızı imtihanla ortaya çıkarır. Şimdi bu da insanlığın, beşeriyetin bir imtihanı. Özellikle ehli imanın. Bakalım imandan nasibi ne kadar? Allah'a inancı ne kadar? Bütün kainattaki mahlukatın dizginini elinde tutan, zata olan itimadı, güveni ne kadar? Yıldızların, gezegenlerin, galaksilerin dizginini elinde tuttuğu gibi mikropların, virüslerin, atomların, zerrelerin de dizginini elinde tuttuğuna inancı kuvvetli mi? Yoksa Allah muhafaza değil mi şimdi? Arkasında Allah varken, Allah'a iman etmişken şundan bundan virüsten korkması Allah'a olan itikadının ve güveninin zafiyetine delilmiş. Fakat bununla alakalı şurada bir mevzu var. Bediüzzaman Hazretleri bunu bir arkadaşına, alim bir dostuna bir ders veriyor. Aslında şu anda toplumun tamamının bu dersi dinlemesi lazım. Şu anda şu evham, bu panik, şu korku atmosferinin geçmesi için şu dersin muhakkak bilinmesi lazım. Yani biz neyden korkuyoruz? Korktuğumuz şey nedir? Yani hangi ihtimal bizi korkutuyor? Çok güzel bir örnek böyle. Kısaca burayı okuyacağım. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi havftır, korku damarıdır. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Bir korkutuyorlar, piyasalar alt üst oluyor. Bir korkutuyorlar, insanlar marketleri yağmalıyor. Bir korkutuyorlar, ortada deterjan, bilmem kolonya, dezenfektan, maske ne varsa her şey tükeniveriyor. Bir anda kara borsa yapıyor. Bak dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli dalaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Mesela nasıl ki damda bir adamı tehlikeye atmak için bir dessas adam, damın başında birisi onu korkutmak için o adamın
o evhamlının nazarında zararlı görünen bir şeyi gösterip, bir böcek veya bir fare veya bir akrep gösterip, vehmini, korkusunu tahrik edip kova kova ta damın kenarına gelir, baş aşağı düşürür, boynu kırılır. Halbuki akrep ısırsa belki tedavisi var. Ama ne oldu? Küçücük bir zarardan kurtulmak için büyük bir felakete kendini attı. Aynen onun gibi çok ehemmiyetsiz evham ile çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Burası önemli olan bu. Şu anda piyasada körüklenen, insanlara pompalanan mana bu. Adamlar nedir? Cuma namazları iptal edilsin, bilmem şu şöyle olsun, böyle olsun. Daha herhangi bir ortada bir vaka yok. Milyonda bir ihtimal bile değil ama hemen dini ve mukaddesatı feda etmeye hazır bekliyoruz. Her şeyimizden vazgeçmeye hazırız sanki. Ha. Aynen onun gibi çok ehemmiyetsiz evham ile çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek yılanın ağzına girer. Çok güzel bir misal var abi burada. Tüm insanların şu anda şu misali duyması lazım. Tam zamanı yani. İnsan şu misali duyduktan sonra, bu örneği duyduktan sonra daha önceki korkularına, evhamlarına gülmeye başlıyor. Ya diyor, neden korkmuşuz? Boş boşuna evhamlar, korkular ve insanlarda boş panikler adeta ne yapıyor? Değil mi? Piyasaları alt üst ediyor, okulları tatil ediyor. Her şey bir taraftan insanları evhamlandırıyor. Aslında korkulacak bir şey yok. Bir zaman Allah rahmet etsin, mühim bir zat kayığa binmekten korkuyordu. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. Kayığa binmek lazım geldi. Araba yok. Sultan Eyüp'e gitmeye mecburuz. Israr ettim. Dedi, korkuyorum, belki batacağız. Ona dedim, bakın şimdi bu mantık hesabı. Kuru teselli değil. Ha, ilmi ve mantıklı bir cevap bu. Diyor ki, ona dedim, bu Haliç'te tahminen kaç kayık var? Haliç'ten Eyüp Sultan'a gidecekler. Köprü kapalı. Başka da gitme ihtimalleri yok. Mecbur kayağa binecekler. O da kayağa binmekten korkuyor. Korkuyorum, belki batacağız diyor. Ona dedim, bu Haliç'te tahminen kaç kayık var? Dedi, belki 1000 var. Dedim, senede kaç kayık gark olur? Dedi, 1-2 tane. Bazı senede hiç batmaz. Dedim, sene kaç gündür? Dedi, 360 gündür. Dedim, senin vehmine ilişen ve korkuna dokunan batmak ihtimali 360 binden bir tek ihtimaldir. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil, hayvan bile olamaz. Şimdi o kayığın batma ihtimali 360 binde bir ihtimal. Ha. Şimdi diyor ki, böyle bir ihtimalden korkan insan değil, hayvan bile olamaz diyor. Şimdi ben diyor sana daha fazla, daha başka, daha çok korkman gereken bir meseleden bahsedeceğim. Hem ona dedim, kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Dedi, ben ihtiyarım, belki 10 sene daha yaşamam ihtimali var. Dedim, ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimali var. Öyleyse 3600 günde, 10 sene olunca 360 çarpı 10, 3600 günde her gün vefatın muhtemel. İşte kayık gibi 300 binden bir ihtimal değil, 3000'den bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir. Titre ve ağla ve vasiyet et. Aklı başına geldi, titreyerek kayığa bindirdim. Kayık içinde ona dedim. Şimdi bakın, kayığın batmasıyla ölme ihtimali 360 binde bir, fakat adamın sebepsiz, herhangi bir sebeple %100 ölme ihtimali var. O da onun tahminine göre 10 sene daha yaşamak ihtimalim var dediğine göre, değil mi? 3600 günde bir ihtimal. Hatta yarına çıkmaya senedi yok. Her gün ölmesi muhtemel. Öyleyse daha büyük bir ihtimal burada. Niye ondan korkuyorsun da bundan korkmuyorsun? Şimdi o kayık bizim için nedir? Şu anda korona. Korona virüsü o, bizim o kayık. Korkuyoruz değil mi? Şu an Türkiye'de kaç ihtimal? 80 milyonda bir ihtimal insanları nasıl korkutmuş, nasıl evhamlandırmış ki? Değil mi? Marketleri yağmalıyorlar, maske satışları tavan yapmış, değil mi? Dezenfektanlar bitmiş, herkes makarna kalmamış, un kalmamış. Nedir bu telaş? Can tatlı, herkes aman başıma bir şey gelir diye 80 milyonda bir ihtimal bu kadar korkutuyor bizi. Halbuki koronadan ölme ihtimalimiz 80 milyonda bir ihtimal iken,
Bizim ölme ihtimalimiz %100. %100 öleceğiz. Herhangi bir sebeple. Hiçbir sebep olmasa sebepsiz öleceğiz ama %100 öleceğiz. Şimdi enteresan bir şey bakın. Bu mesele insanları korkutmuyor. Bu mesele insanları ürkütmüyor. Adam değil mi 80 milyonda bir ihtimal olan koronanın tedbiri için her türlü fedakarlığı, her türlü paniği, her türlü telaşı göze alıyor. Ama %100 başına gelecek ölüm hadisesine bir hazırlığı yok. Bir gayreti yok, bir telaşı yok. Ha, Cenab-ı Hak korku damarını insana ne için vermiş? Ne diyor bakın abi? Cenab-ı Hak havf damarını, insandaki korku damarını hıfz-ı hayat için vermiş. Yani bu hayatı muhafaza etmek, bu hayatı korumak için vermiş. Hayatı tahrip için değil. Şimdi bize korku duygusunu vermeseydi Cenab-ı Hak, apartmanın tepesinden atardık kendimizi. Arabanın önüne atlardık. Değil mi? Ne yapmazdık? Hayatımızı muhafaza etmek gayretine girmezdik. Korkusuzluk bizi bitirirdi. Cenab-ı Hak şu hayatı muhafaza etmek için korku damarını vermiş. Ama şimdi söyleyecek, korku damarını güzel istimal etmeyen, yerinde kullanmayan bir insan hayatı muhafaza etmek için verilmiş o duyguyla hayatı ızdıraba çeviriyor. Havf, bakın ne diyor? 2-3-4 ihtimalden bir olsa, hatta 5-6 ihtimalden bir olsa ihtiyatkârane bir havf meşru olabilir. Tedbir amaçlı bir korku meşru olabilir. Fakat 20-30-40 ihtimalden bir tek ihtimalle havf etmek, 20-30-40 ihtimalden bir tek ihtimal ile korkmak evhamdır, hayatı azaba çevirir.